Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çember ve daire konu anlatımı veya şöyle söyleyelim. Geometri konu anlatımı kısmımızın yani geometrinin 73. günü çember ve daire konu anlatımı kısmına devam ediyorum. Arkadaşlar çemberde uzunluğu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda artık dairede alana geçmiş bulunacağız arkadaşlar. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve direkt dersimize geçiyorum. 176. soru bana diyor ki, şekildeki A noktası, A da burada, O1 merkezliği B noktası O2 merkezi çemberin üzerindedir. Güzel. O A, O1 A R1, bu arkadaşın yarışa R1. O2 B R2, yarışa R2. Ve iki çember arasındaki uzun mesafe en uzak mesafe 29. Bu şu anlama geliyor. Bakın buradan uzattım, dümdüz. Buradan uzattım, dümdüz. O zaman R1 ise hocam burası R1'dir. R2 ise hocam burası R2'dir. En uzak mesafede buradan buraya kadar olan kısımdır. Yani 2R1 artı 2R2 artı 7. Ne eşitmiş arkadaşlar? 29'u e diğer tarafa attım. 2R1 artı 2R2 eşittir 22'ye. Buradan da R1 artı R2 eşittir. 11 olarak bulunuyor. 176. sorumuzun cevabı 11'dir. 177. soru diyor. Şekildeki A ve B noktaları çemberlerin bakın çemberlerin A ve B noktaları çemberlerin üzerindedir. Ve AB doğrusu AB doğrusu çemberlere A ve B noktalarında teğettir. Harika. Buna göre O1C8, O2D3, AB 12 olduğuna göre O1 O2 benden kısaca şu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi paralel olamaz burası. O zaman ne yapacağım hocam ben? Ben ne biliyorum? Yarıçapları biliyorum ve yarıçaplardan teğetlere indiğim şu arkadaşlar dik olmak zorunda. Bu bir. Sonra kesik çizgiyle yapayım. Bir de o iki ile şurayı birleştirdim. Soru bu da bir bu da dik olacak. Paralel seçtim bunu. Soru bitti arkadaşlar. 3 ise burası 3'tür. 8 ise bakın 8 ise şu arkadaşa geriye kaldı. 5'tir. Değil mi? 3 tamam 3. Şöyle ters oldu. Burası 3 ise burası 3'tür. Hocam 3'tür. 5 ise burası 5'tir. Şimdi oldu. A B, S 12 ise şu arkadaş 12'dir. E demek ki hocam ben burada Pisagor yapsam 5, 12, 13 üçgeni geliyor. O zaman O1, O2 arası 13 oluyor. 177. sorumuzun cevabı 13 olarak. Bunları arkadaşlar şu noktayı düzelteceğim. Orada sıkıntı yok. 177, 13'tür. 178. soru diyor ki şekildeki A ve B noktaları çemberlerin üzerindedir. A ve B noktaları çemberlerin üzerindedir ve AB doğrusu çemberlere AB doğrusu çemberlere A ve B noktalarında teğettir. Yine iki nokta var orada düzelteceğiz. O1 C10 O2 D2 A B'si 15 olduğuna göre EF. benden şu aradaki mesafeyi istiyor. E, bir önceki soruda yaptığım aynı mantıkla çözeceğim. O1'den A'ya dike indim. O2'den B'ye dike indim. Bir de şu dike paralel yani A paraleli çektim. Adım adım gidelim. 2 ise 2'dir hocam. 2'dir hocam. Tamamı 10'sa şurada geriye kaldı 8. 15 ise 15. E bu 8, 15, 17 üçgeni. Bu arkadaşın uzunluğunun tamamı 17. E bu hocam burası 10'du. Şu kısım 10'dur. 2 7 bu kısım 2. 12 daha 12. 17 olması için 5 kaldı geriye. 178. sorumuzun cevabı da 5'tir. 179. soru bana diyor ki şekildeki A noktası aha da burası. O1 merkezli B noktası O2 merkezli çemberin üzerindedir. AB doğrusu A ve B noktalarının çemberi T'dir. Harika. O1, A6. Güzel. O2, B3 ve AB12. Olduğuna göre O1, O2 kaçtır? Bakın benden istediği şey arkadaşlar. O1, O2. Peki. Burada bu dik değil. Yani burada bir şey yapamam ben. Peki ne yapabilirim ben? Bakın. T şu noktalar. Bu diktir. Bu arkadaş diktir. Burada arkadaşlar en iyi yol dört, dikdörtgen oluşturmak. Şunu uzattım. AB'ye paralel. Bir de şu arkadaşı uzattım. Bu da BO2'ye paralel. Yani burası da dik oldu, burası da dik oldu. 3 Üç ise 3'tür. Bakın şu AB 12 idi, o zaman burası da 12'dir ve soru bitti. 6, 3 daha 9, 12. Bunun karşısı yani burası 15 olacak. 9, 12, 15 üçgeni. Benden nereye istiyor soru? Zaten bu 15 uzunluğunu istiyor. 179. sorumuzun cevabı 15 olarak bulunur arkadaşlar. 180. soru bana diyor ki, Şekildeki C noktası, bakın C noktası... O1 merkezi çember üzerinde A ve B noktaları, A ve B noktaları O2 merkezi çember üzerinde. Buna göre O1A'sı 3, O2A'sı iki 2 iki, yarıçap yani demek ki diğer tarafta 2. BC'si 11 olduğuna göre iki çember arasındaki en uzak mesafe. İki çember arasındaki en uzak mesafe arkadaşlar şöyle uzatayım. Bakın şöyle uzattım da. İki çember arasındaki en uzak mesafe şuradan buraya kadar olan kısımdır en kısa mesafe isteseydi de aha da şu kısımdır. Demek ki iki çember arasındaki yo bu değil bu değil pardon. İki çember arasındaki en kısa mesafe şurada gördüğünüz arkadaş. En uzun mesafede burada gördüğünüz arkadaş. O zaman hocam 3, 2, 5, 2 daha 7. Burası 11'di. Demek ki benim yarış yapım 18'dir. O zaman burası 18. En uzak mesafe istiyor. 18, 3 daha 21, 22, 23, 2 daha 25 olmuş oluyor. Bu da bana 180. sorumuzun cevabını 25 olarak buldurur arkadaşlar. Kontrol edeyim. 3, 2, 5, 7, 18 daha 25'tir. 180, 25'tir. Geldik bir diğer bilgiye. Bilgi bize diyor ki iki çember dıştan teğet ise bu tip sorularda çemberlerin merkezleri birleştirildiğinde kesinlikle teğet noktalarından geçer. Yani bu arkadaşlar teğet olmak zorunda birbirine. Tam teğet noktadan geçecek. Yani doğrusaldır demek istiyorum. Merkezler arasındaki uzaklık R1 artı R2'dir. Gelin uygulayalım. 181. soru diyor ki şekildeki A noktası O1 merkezli B noktası O2 merkezi çemberin üzerinde. Buna göre AB dediğim komple bu uzunluk 18 ise diyor İki nokta arasındaki bakın bu iki merkez arasındaki uzunluk kaçtır? Burası A ise yarıçap, burası A. B ise B. Demek ki hocam 2A artı 2B eşittir 18 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde. Art ve A artı B eşittir 9'a. 181. sorumuzun cevabı 9 olarak bulunuyor. O 1 O 2 arasını istiyor. Evet 181 9'dur arkadaşlar. 182. soru diyor ki şekildeki O1 merkezli AC çaplı yarım çember O1 merkezli AC çaplı yarım çember ve O2 merkezli çemberi AB doğrusu bakın bu doğru B noktasında teğettir. Buna göre O1 C18 CB'si 6 olduğuna göre O2 merkezi çemberin yarıçapı kaçtır diyor bana. Bir kere O2'den B'ye indiğim bu arkadaş her zaman diktir dedim zaten. Bu bir O1'den O2'ye birleştirdiğinde bu noktalar teğetten geçmek zorunda hocam. Yani benim O1C yarıçapım 18 ise yarı çapı 18 ise O2B yarıçapım R ise burası da R'dir. Soru bitti. Şurada gördüğünüz arkadaşlar ben Pisagor yapabilirim. Nedir burası? 24. Uzatmayacağım. Uzatmayacağım. 182 7 demişim ben. Yarı çapa 7 demişim. Demek ki R sayısı 7 olduğunda uzun uzun Pisagor yapabilirdiniz arkadaşlar. 7, 24, 25 özel üçgeni var burada. R dediğim sayı yani O2'nin merkezi yarı çapı 7'dir. 182. sorumuzun cevabı 7 olarak bulunmuş oluyor. 183. soru bana diyor ki şekildeki A ve B noktaları çemberlerin üzerindedir. A ve B noktaları çemberlerin üzerinde hatta T zaten. Ve AB doğrusu çemberi A ve B noktalarında teğettir. Yine 2 nokta atmışım. Burayı düzeltiriz. Buna göre O1A 8 O2B 2 olduğuna göre AB'si yani X'i kaçtır diyor. Aynı şekilde ben şöyle bir şey yapsam. Soru biter mi? Biter. Bir de O2O1'i birleştirdim. Birleştirdim. Bunlar teğetten geçti. Burası diktir hocam. 2 ise burası 2. Tamamı 8 olacaktı. 6'dır hocam burası. Bu 1. Peki başka ne biliyorum? Yarıçaptan dolayı şuraya kadar olan kısım 8. Yarıçaptan dolayı buraya kadar olan kısım 2. Şu dik üçgene baktığımızda 6 hipotenüs 10 demek ki alt taraf 8'dir. E burası x e eşit hocam. 183. sorumuzun cevabı bu şekilde 8 olarak bulunmuş oluyor. 184. soru diyor ki şekildeki O1 merkezde AC çapla yarım çember ve O2 merkezli çemberi AB doğrusu B noktasında teğettir. O1 D'si 9 yarıçap 9 oluyor. O2 D'si 8 yarıçap 8 oluyor. C B'yi benden istiyor güzel. O2 o 2'den iki, o B'ye ben dikmeyi indiğinde soru zaten kafadan bitti. Burası dik. 8 ise hocam 8'dir. 8 9 daha 17. Hatta şöyle 9'u diyeyim. Bir özür dilerim. 8 15 17 üçgeni. Yani benim O1 B uzunluğum 15 olacak. 9 ise buraya kaldı. 6 184. sorumuzun cevabı bu şekilde 6 olarak bulunmuş oluyor. 185. soru diyor ki şekildeki O1 merkezli AB çaplı yarım çember, O1 merkezli AB çaplı yarım çember ve O2 merkezli ED çaplı yarım çember C noktasında bakın AC doğrusuna teğettir. Güzel. Ve bunlar da teğet arkadaşlar. Yazmamışım ama teğet. Buna göre ED paralel AC'ye. ED AC'ye bu doğruya paralel. Bu da tamam. O1 A'sı 8. O2 D'si 5. Olduğuna göre CB'si kaçtır diyor. Peki ben bunu nasıl yaparım? Paralel olduğu için zaten bu arkadaş teğetten geçeceği için dik. Bu bir. Başka? Bunu uzatabilirim. İşime yarar mı bilmiyorum. Bunu uzatabilirim. Evet bunu uzattım gittim. Tamam, tamam çıktı. 8 ise 8 hocam. Yarı çap 5 ise 5 burası. 5 burası. 5 burası bakın. 5, 12, 13 üçgeni var burada hipotenüsten dolayı. Hocam burası 8'di. 12 olması için x'in 4 olması lazım. 185. sorumuzun cevabı da bu şekilde 4 olarak bulunmuş. Oluyor 185 4'tür arkadaşlar. 186. soru bana diyor ki şekildeki O1 merkezi çeyrek çember, O2 merkezi çembere, O1 merkezi çeyrek çember, O2 merkezi çembere BC doğrusu bakın C noktasında teğettir. Buna göre O1B9 BC6 olduğuna göre O2 merkez çemberin yarı çapı kaçtır diyor bana. Şimdi bakın. O1'den O2'yi birleştirdim bu bir. Zaten bu T'den geçiyor biliyorum. 6 bunları bilmiyorum. 9 Dokuz, hocam 9'dur. Burası R ise R'dir. Şimdi bakın burada bir dik üçgen oluşmuş oldu. Çünkü bu teğet noktası olduğunu bildiğim için burası 90 derecedir. Peki ben 186. soru ne olarak bahsediyor? Burada güzel bir bakın 8 ile 8, 15, 17. O, hocam her zaman göremeyeceğim ben. O zaman Pisagor yapacaksın. R kare artı. 15'in karesi eşittir. Burası R artı 9'un karesi. Uzun uzun buraya açtığında R sayısını 8 bulacaksın. 186. sorumuzun cevabı 8'dir arkadaşlar. 187. soru diyor ki şekildeki F noktası. Aha burası. o bir merkezli. E noktası O2 merkezi çemberin üzerindedir çemberler birbirlerine ve ABCD dikdörtgenine teğettir. Harika. Güzel. Buna göre O1 F8 bu bir. O2 E 2 olduğuna göre DC bakın DC kaçtır diyor bana. Ne yapabilirim diye bakıyorum. Uzattığımda alt uzunluğu buldum anda soru bitiyor zaten. Uzattım. Uzattım. Bu da benzer sorular yapmıştık zaten. Hocam nasıl geçiş yapacağım? Bakın burası diktir. 2 ise 2, 8 ise 6, e burası 8 buraya 2 demek ki tamamı 10'dur hocam. O zaman 6, 8, 10 üzer üçgeni. Hocam şu uzunluk 8 ise soru bitiyor. Çünkü bakın burası yarı çap 2'dir burası. Bakın hocam burası yarı çap 8'di 8'dir burası. 8, 8, 16, 2 daha 18 yapar. 187. sorumuzun cevabı bu şekilde 18 olarak bulunuyor. 188. soru diyor ki şekildeki o bir merkezde AD çaplı yarım çemberiyle o2 merkezi çember dıştan teğettir. Tamam. Çemberler ABCD dikdörtgeninde teğettir. Buna göre O1D 8, yarışap 8. O2E 2 olduğuna göre çevre ABCD kaçtır diyor. Aynı şekilde bunları birleştirdiğimde soru bitti mi? Bitti. Bir de buradan birleştirdim. Soru bu sefer hakikaten bitti. 2 ise 2'dir hocam. 8de buraya 6 kaldı. Yarıçap 8, yarışap 2. Hocam 6, 10 karşısı demek ki hocam burası 8'dir. Burası 8. Hocam burası 2 Burası 2. O zaman benim alt kenarım 8 artı 2 10. Üst tarafta 10. 20 artı 8 burası. 8 de burası. Bakın tamamı 16. 16'a karşı tarafta da var. 32. 32 artı 20'den de 52 yapar. 188. sorumuzun cevabı 52'dir. Arkadaşlar hızlı bir kontrol. 10, 10, 20 değil mi? 8, bir kontrol edeyim. Burası 8 zaten. Burası 2. 6, 8, 10. Tamam. 8, 2, 10. Güzel. 10 burası 10 burası 20. 8, 8, 16, 16, 32, 52. Doğru. 188. sorumuzun cevabı 52 olarak bulunuyor. 189. soru diyor ki şekildeki O1 merkezi çeyrek çember ile O2 merkezi çember dıştan teğettir. Aha da burası. Çemberler ABC'de karesine teğettir. Bu teğet noktalarını verilmiş. Buna göre O1C9 O1C9 yarı çap 9 o2'de 1 olduğuna göre AFS. X'i kaçtır diyor bana. Aklıma gelen ilk şey. Direkt ben O1'den O2'ye birleştirsem şunu. Bir de şurayı uzattım. Bir de bu arkadaşı uzattım. Bakın 3 oluşturdum burada. Dikliği koydum. Şimdi kenarların hepsini tek tek yerleştiriyorum. Burası 1'di hocam. Şurası 1'dir. Bu 1. Gerçi gerek var mıymış şuraya? Gerek yokmuş aslında. Buluruz. Sanırım değil. 9'da burası. 9 burası. 1 burası. Demek ki hocam şu uzunluk komple 10'dur. Bu 1. Bir. Hocam 1'dir burası. ABC'de kare. 9 ise bir kenarın tamamı 9'dur. Bakın şurası 1'di, 1 bir burası. Hocam geriye buraya kaldı 8. E hocam diklik var. 8, hipotenüs 10. Demek ki 6 8 10 üçgeni var. Hocam burası 6'dır ki soru benden zaten burayı istiyordu. Bu da 189. sorumuzun cevabını bize 6 olarak bulduruyor arkadaşlar. 190. soru diyor ki şekildeki O1 merkezi çember, O1 merkezi çember ve O2 merkezi çembere içten teğettir. A noktası O2 merkezi çemberi dıştan teğettir. Buna göre O1 merkezi çemberin yarıçapı 9, O2 merkezi çemberin yarıçapı 4. Şimdi O2 merkezi çemberin yarıçapı 4 ise 4 4 9'a buraya kaldı 5. Olduğuna göre O1 O2 arası mesafe. O da 5 artı 4'ten 9 yapar hocam. 190. sorumuzun cevabı da 9 olarak bulunmuş oluyor. 191. soru bana diyor ki şekildeki O1 merkezi çember. Bakın O2 merkezi çembere içten teğettir. A noktası O2 merkezi çember dıştan teğettir. B noktası O1 merkezi çemberin üzerindedir. Güzel. O1 B12 yarı çap 12. O1 C6 buradan bırakılan olan kısım 6 ki tamam 12 olduğu için burası da 6'dır. Devam. O2 C istiyor benden. E hocam burası 6 ise çap olduğu için 3'e 3 diye bölünür. Benden O2 C istiyor. O2C3 duracağım. hocam. 191. sorumuzun cevabı 3 olarak bulmuş oluyor. 192. soru bana diyor ki şekildeki ABC çemberlerin merkezidir. D ve E noktaları B çemberin merkezinin üzerindedir. Güzel. B tamam. Hepsi yerleştirilmiş. Harika. Buna göre çevre ABC 36 ise B merkezi çevrenin yarıçapı. B merkezi çemberin yarıçapı nedir diyor bana bakın. Şuraya A diyorum. Yani B'den buraya kadar olan kısma A diyorum. B dedim, B dedim. C dedim, C dedim. D dedim. Ve ben biliyorum ki çevreyi A artı 2B artı D artı 2C tamamının toplamı 36. Bu bir. Bakın. Uzattım. Uzattım. D'ye ve E'ye değdirdim. B ise B. C ise C. Ve ikisi de yarı çap olduğuna göre A artı 2B eşittir. D artı 2C olmak zorunda. A artı 2B gördüğüm yere D artı 2C dedim. Demek ki hocam burada iki tane D artı 2C 36 verdi. Bir tane D artı 2 C de 18 oldu. Şimdi bir tane D artı 2 C demek gördüğün gibi yarı çap demek. Benden bu yarı çap istiyordu zaten. Bu da 192. sorumuzun cevabını 18 olarak buldurur arkadaşlar. 193. soru diyor ki şekildeki O1 merkezi DC çaplı yarım çember ile O2 merkezi çember B noktasına içten teğettir. Güzel. B noktası içten teğettir. Şurası yok. Harika. Buna göre D 6. O 1 A'sı 12. Harika. Olduğuna göre O 2 merkezli çemberin yarıçapı. O 2 merkezli çemberin yarıçapı. Aklıma gelen tek bir şey var. Aha da bu arkadaşı uzatmak. Bu bir. Yarı çap mı? Yarı çap. Harika. Peki. Bizden O2 merkezli çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi düşünüyoruz. 6, 12 tamam mı? 18. Demek ki bunun tamamı 18 olacak. Bu bir. Şunu yapabilirim. O2'den A'ya indiğim bu arkadaşım ben dik olduğunu her zaman biliyorum. Bu tamam. Başka. Buraya R yarıçap dedim. R yarıçap dedim. Bakın. Şu arkadaş A12. 18 mi? Güzel. Buraya R yarışap dedim. Tamam 18 olduğuna göre hocam burada yani şu kısımda geriye kaldı. 18 eksi 2R. Bu da tamam hocam. Bakın. Bu arkadaş, bu arkadaş ve bu arkadaş. Pisagor yapabilirim. R kare artı. 18 eksi 2R. R daha. 18 eksi R. 18 eksi R'nin karesi. Tabi eşittir olacak. Karşı satı, hipotenüs orası. R kare artı 12'nin karesinden A eşittir. 18 eksi R'nin karesine. Uzun uzun yapabilirsiniz veya cevaba göre söyleyelim. 193'ün sorunun cevabına B demişim. R'si 5 olduğuna bakın. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. 13'ün karesi 5, 12, 13 üçgen oluyor. Benden yarışabı istiyordu. Yarıçap 5'tir. 193'ün sorumuzun cevabı 5'tir. 194. soru diyor ki şekildeki O1 merkezi çember ile O2 merkezi çember ...işten teğettir. Buna göre AO1C 60 derece. O1A 12 yani yarıçap 12 güzel olduğuna göre O2 merkezi çemberin yarı çapı kaçtır diyor bana. Bakın ne yapıyorum. Ben bu O'dan merkeze bu arkadaşa indiğimde ve O2'den de şu TT geldiğimde burası 90 derece hocam. 60 ise burası ne oluyordu? Deltoid oluyordu. Yani aç-orta oluyordu. 30 derece olarak bölündü. E 90, 30 ise hocam burası 60 derecedir. Devam ediyorum. 30'un karşısına R dersem. 90'ın karşısı. Yani burası toplam 2R'dir. E bu R'di ya. Bunu uzattığımda hocam bu da R'dir. E demek ki yarı çap benim 3R. Yarı çap 12 eşit. R eşittir 4. Bu da bana 194. sorumuzun cevabı. Yarı çapı 4 olarak bulduruyor arkadaşlar. 195. soru diyor ki... Şekildeki O1 merkezi çeyrek çember ile... O iki merkezi çember içten teğettir. O1A18, O1A yarıçap 18 güzel. O2B 5 olduğuna göre BC kaçtır diyor bana? O2B 5. Aklıma gelen ilk şey benim aha da bunu çekmek. Hocam 5 ise burası da 5'tir. Tamam. Yarıçap 18'di. Bakın yarıçap 18'di. Şunu uzattığımda değdirdim buraya. Hocam buraya 5'tir. Demek ki hocam şurası bakın burası 18 5'ten şu 5'i boş verin. Burası 13'tür. E 5 13 ise demek ki benim bu kenarım 12'dir. 5 12 13 üçgeni. Tamam 18'di. Geriye buraya x'e kaldı. 6 195'in sorumuzun cevabı da 6 olarak bulunmuş oluyor. Geldik bir başka bilgi. Diyor ki bilgi bize merkezler arası uzaklık yarıçapların toplamından küçük, yarıçapların farkından büyüktür. Bakın. O1 ve O2 çemberde iki tane merkez var. Yarıçap R1, yarı iki R2 diyor ki bunların arasındaki şu uzaklık bakın bunları iç içe geçirdiğimizi düşünün. İç içe geçirdiğimizde bu yarıçapların farkından büyük diyelim ki bakın bu 2 bu 1. Maksimum bu uzaklık 1 olur diyor. Minimum Maksimum da toplamları kadar olur. Toplamları kadar olduğuna komple ayrık olur. Maksimum olana birbirine yakın olabilecek kadar yakın olur. Bakın yakın olabilecek kadar yakın olur. Yani farklarının mutlak değerinden büyük, toplamlarından küçüktür diyor her zaman. 196. soru bana diyor ki şekildeki O1 merkezi çember ve O2 merkezi çember C ve D noktalarını kesişmektedir. Bakın C ve D noktalarını kesişmektedir. Çevre ABC 20. iki tane yazmışım. Bunu sildim. Buna göre çevre ABC 20. O1C5. O2C6 olduğuna göre AB diyor. Yani burası X kaçtır diyor bana. Bilmediğim O1A var B dedim. Bir de BO2 var C dedim ve çevreyi vermiş bana toplayalım. A artı B artı C artı 6 artı 5 11 eşittir 20 diğer tarafa attım. A artı B artı C eşittir 9. Bu 1. Koltuğun cebime. Bir de yarı çaptan dolayı 5'i biliyorum. A artı B eşittir 5. Geldim yerleştirdim. 5 yazdım. C sayısı 4'tür hocam. C yerine 4 yerleştirdim. 6 oldu için A'sı 2 oldu. Benden A istiyordu. 196. sorumuzun cevabı 2 olarak bulunur arkadaşlar. 197 ve de bu sorunun yani bu videonun son sorusu bana diyor ki bu arada çemberi burada noktalıyoruz. Daireye geçeceğiz. Şekildeki O1 merkezi çember ve O2 merkezi çember C ve D noktalarında kesişmektedir. Bakın C ve D noktalarında. Buna göre O1 C'si 5, O2 C'si 6 olduğuna göre O1 O2 arasındaki bu mesafenin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır. Üçgen eşitsizliğinden çıkacaktır. Yukarı formülde verdik zaten. Aralığımız bizim. 5 eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür. Bakın O1, O2 aralığı küçüktür toplamları 5 artı 2. O da 3 ile 7 arasında alacağı tam sayı değerler 4, 5 ve 6'dır. 3 tane tam sayı var. 197. sorumuzun cevabı 3 olarak bulunur arkadaşlar. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.